Bandırma Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediğiniz Atölye M sanatçılarının hazırladığı çiçek konulu resim sergimizin açılışına hoş geldiniz. Hepimizin en mutlu günü olması gerekli. Ama inanın bugün hayatımın en üzücü günlerinden biri yaşıyor. 88 yıllık Cumhuriyetimizde ilk defa Cumhuriyet törenleri iptal ediliyor. Hiçbir şekilde Cumhuriyetinin kuruluşunun böyle bir kadre uğramaması gerekirdi. Ama çok acıdır ki her an son yıllarda Cumhuriyete yapılan saldırılar gene bir şey bahane edilerek gündeme getirildi ve törenlerimiz ortadan kaldırıldı. Çok üzgünüm. Esasında hem Cumhuriyet hem de kendi atölyemin resim sergisinin açılışı hepimizi mutlu etmesi gerekirdi. Atatürk bir toplum düşünün ki bunun yarısı eğitimden ve üretimden yoksun olsun. Böyle bir toplum gelişebilir mi demişti ve 1926 medeni yasayla, daha sonra seçme ve seçilme yasalarıyla, daha sonra eğitimde karma eğitimle kadınlarımızın gelişmesini ortaya koymuştu. Ve nitekim bugünkü güzel cumhuriyet doktorlarıyla, profesörleriyle, öğretmenleriyle, yargıçlarıyla, her alandaki kadın sanatçılarıyla, kadın fabrikadaki işçisiyle hep Cumhuriyet'in eseridir. Biz de Atölye M olarak özellikle arkadaşlarımızın resim yönünden gelişmesini istedik. Çünkü bir toplumun gelişebilmesi için daha önceki örneklerde görüldüğü gibi, gelişmiş toplumlarda görüldüğü gibi bilim ve sanata önem vermesi gerekirdi. Bilimsiz ve sanatsız bir toplumun gelişmesi mümkün değildir. Biz de emekli bir öğretmen olarak, bir sanatsever olarak karınca kaderince toplumumuza bir hizmet verebiliyorsak bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Arkadaşlarımın eserlerini birazdan göreceksiniz. Her biri kendine de bir çiçek, yaptıkları da bir çiçek. Kendilerine şimdiden kutluyorum. Hepinize de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birbirinden önemli, birbirini tamamlayan iki önemli değer. Ve biz bu iki önemli değere Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde sahip olmuşuz. Bunların önemini, değerini kavramamız gerekiyor. Özellikle kültür sanat da çağdaşlığın en önemli etkenlerinden bir tanesi. Biz bu bilinçten hareketle bandırmamızda ağırlıklı olarak kendimizin yetiştirdiği sanatçılarla ve zaman zaman da ülkede belirli bir çizgiyi yakalamış diğer sanatçılarla sanatseverleri buluşturuyor. Arada bir köprü görevi görüyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki çağdaş olmayan ülkeler hep geride kalmışlar. Atatürk de önümüzde muasır medeni seviyesine ulaşmada koyduğu hedefte de akıl var, bilim var, kültür var, sanat var. Kültür sanattan yoksun toplumların hayat damarlarından birinin koptuğunu söylüyor yine Ulu Önder Atatürk. Biz bu bilinçten hareketle zamanla ve kültür yaşamının kent geleceğinin içinde önemli bir yer tuttuğunu hiç unutmadan her türlü katkıyı verdik. Bundan sonra inşallah hep vermeye devam edeceğiz. Atölye M 20 başarılı sanat yılını geride bırakmış önemli bir topluluk. Başta değerli hocamız Melih Çinver olmak üzere kendisiyle birlikte çalışan birçok sanatçı dostlarımız var. Bu 8 tane isimlerini sayacak ve ayrıntıya giremeyeceğim. Sizler zaten çok yakından tanıyorsunuz. Ve her sergisinde bir konu belirlemişler.
Bugün de çiçek. Çiçek kadar güzel bir şey yok. Çiçek hep güzelliğin, huzurun simgesi olmuş. Ve bu güzelliği ve yüklenen çeşitli anlamlar nedeniyle de birçok şaire esin kaynağı olmuş. Şiirlere besteler yapılmış ve tablolara da dönüştürmüş sanatçı dostlarımız. Onları inşallah biraz sonra hep birlikte izleyeceğiz. Ben burada katkı sağlayan, başta değerli hocamız olmak üzere sanatsever dostlarımıza ve sanatçı arkadaşlarımıza kendim ve kent adına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet sayın başkanım. Hadi bakıyoruz hep beraber. Bir saniye bir dakika. Bak seni çekiyorum bir saniye. Tamam. Bir saniye. Bir poz daha alalım. İki saniye oldu sana. Bir poz daha alalım. Sağlam olsun. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Kesin galiba. Evet hayırlı olsun. Hadi Allah'a hadi buyurun bakalım. Oh be. Deprem bölgesinde. Çalıştıkları ben Ege evleri oldu tesadüfler. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Beğendim. Çok beğendim burayı.